Burada yakma projelerinden bahsetmişler. Takımın POW token'e öncelikle kaç milyon dolar, 1 milyon 800 bin dolar para topladığından ve 1 Ethereum 3900 can olduğundan bahsedelim ve projemizi anlatmaya geçelim. Projenin şu anda teknik olarak tokenleri burning, yani yakma aşamasını bahsedeceğim sizlere. Tokenlerin, yani takımın POW coinlere odaklandığını, artık öncelikli adayların POW coin olacağından bahsetmişler ve kriterleri tamamlayan tokenlerin alınıp satılacağından bahsetmişler ve basit olarak prosedürden bahsetmişler. Bu prosedürleri izleyecekler. Bir token coin'in önceden GitHub'ını inceleyecekler ve bunu doğrulayacaklar. Ve CoinGeneratör developerları GitHub'larına alacaklar ve sonra kaldıracaklar. Daha sonra CoinGeneratör takımı bunları kontrol edecekler ve bunların tutanları resmini çekecekler ve bunda kontrol mekanizması oluşturmuşlar. Bunda konsensus sağlanırsa token'i alacaklar ve token'i transfer edecekler. Daha sonra bu tokenleri gönderecekler ve daha sonra swap, yani değişim yapacaklar. Daha sonra bu ekranı kapatacaklar. Tokenlerin hepsini yakıp ve Ethereum 0x0 adresine, yani ERC20 Ethereum tokenine, tüm tokenleri atacaklar, gönderecekler ve bunun da resmini çekecekler, devam edecekler aynı şekilde. Ve baktığınız zaman operasyonun legalliği için, yani gerçeklik veya bir sıkıntı çıkmaması için KYC koymuşlar. Ve total supply, yani toplam token 100 milyon olacak ve hard cap'ları 7,5 milyon dolar. Ve %50'si satılan tokenler ve %30'u bu tür faaliyetler için harcayacaklar. %5'i ortaklara, %5'i bounty programa ve %10'u da danışmanlara ayrılmış. 2019'a kadar kilitli, ama bunlar danışmanlarınki. BTC, BCH ve 40 farklı kripto para kabul ediyorlar. Şu anda kilometre taşlarına bakıyoruz. Kriterleri oluşturmuşlar, daha önce bahsettik. Ve ICO dönemini başlatmışlar. 2018'de, yani Mayıs'ın 1'inde ICO başlamış. 31'inde bitecek. Ve ikinci çeyrekte ilk token değişimini yapacaklar. Ve CoinGeneratör market verilerini yükleyecekler. Ve marketteki tüm coinleri raporlayacaklar 4. çeyrekte. Hepsini incelemiş olacaklar. Daha sonra ise kendilerini, işte daha önce bahsettiğim, bir günde olmayacak şeyler, ikinci white paper'ını, ikinci round'unu daha sonra açıklamayı planlıyorlar. Ama ilk öncelik hedef, kendilerine bir yıllık bir süreç koymuşlar. Takım Mark Kanesberg, Asaf Yohisov, Tazai Kanza, Tijivişiler gayet tecrübeli. Mark Kanesberg'ü 2013'ten beri takip ediyor ve 18 yıllık bir marketing tecrübesi var. Ve ICO yatırımcısı kendisi. Asaf kendisi Titanium Teknoloji'de inovasyonla ilgileniyor ve 16 yıllık tecrübesi var. Titanium Teknoloji'de 17 yıllık tecrübesi var. Kanza, Tazai Kanza, Tizivişiler, 4 Forking Medya'da kripto medya kampanyası yönetiyor ve marketingte çok deneyimli, online markette çok deneyimli bir insan. Demorgan,
SEO, kripto bull'in CEO'su kendisi ve finansal teknolojilerle ilgileniyor ve 2015'te yatırım yapmış. Takım gayet tecrübeli ve 400 milyonluk bir piyasadan olduğundan bahsediyorlar ve 125 milyon. O kendileri için koymuşlar bunu. Umarım gerçekleştirebilirler. Bu uzun bir süreç tabii ki. Web site Telegram, Twitter, Facebook adresleri burada istediğiniz gibi girip bakabilirsiniz. İyi günler.